Günaydın, günaydın. Selamünaleyküm. Sevil'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltıdan başlayalım. Kahvaltımızda sobamızın üzerinde çayımız demli. Demini aldı. Kaynıyor. Biber közlemesi. Değerli dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilik, sağlık versin. Böyle de bir patates İsmail'e yaptım. Çok lezzetli olur. Bunlar da patlıcan. Bu da yufka. Çıtırdayacak. Yağıyla, peynirle yapacağım. Böyle sabahtan bugün kahvaltıdan başlayalım dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çok mutluyum. O kadar güzel mesajlar aldım ki gece, inan çok sevindim. Yani kendimi bir değişik hissettim. Çok mutlu ettiniz beni. Hepinizden Allah razı olsun. Abonem çok yükseldi. İzlemem çok yükseldi. Yani bugün 5. günüm ama beklemediğim şeyler oldu. Çok mutlu oldum. Hepinizden Allah razı olsun. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Aklımdaydı ama heyecanlandım herhalde, unuttum. Birisi çok büyük bir mesaj yazmış. Beni ihya etti. İsmini şu an aklıma gelemedi ama ilerleyen saatlerde ismini söylerim size. Kimdi bu ya? Vallahi bilmem, Aslında unuttum. aklımdaydı. Bakalım az sonra. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz ne diyorsanız gerçekten ben oyum. Hiç kimseye hiçbir kötülük düşünmem. Kalbim neyse dilim odur. Dilim neyse kalbim odur. Yani hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşekkür babında biraz daha sabahtan başladım. Çünkü gerçekten teşekkürü hepinizin hak ettiğine inanıyorum. Ve akşamdan beri çok mutlu oldum. Gece 3 ayda da hepinizin mesajlarını tek tek okudum. Tek tek yanıt vermeye gayret ettim. Çok mutlu ettiniz beni. Çok mutlu oldum. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kahvaltı Sayın yaptıktan kahvaltı sonra görüşelim. hazırlığı. Efendim. Kahvaltı yaptıktan sonra görüşelim. Bugün sabahtan başladım. Bölüm bölüm akşama kadar ne yapıyorsak bölüm bölüm çekmeyi planladım. Böyle devam edeceğim. Çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şöyle göstereyim ben de. Burada bizim kapımızın önünün manzarası. Buralarda hep ekin ekerler. Şu taraf zaten bizim. Şuralara. Yazın hep buralar ekili oluyor zaten. Karşı taraf alan yurt. Şöyle göstereyim. Şu da Hasan Dağı. İnşallah görünür.
Selamun aleyküm. Kaldığımız yerden devam edelim. Sevilim dünyasına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz şükür. Biz iyiyiz. Kahvaltımızı yaptık. Şu an Hande kızım süpürge çalışıyor. Hande kızım evleri süpürüyor. Fulya'm biraz toparladı. Çocuğu uyuttu. Beyza'm toz alıyor arkasından. Biz de bir çekim yapalım dedik. Bu sefer şöyle bahçemden başlayayım. Kalan yerimden. Bu benim asmam. Üzüm asmam. Bunu bu sene yaptım. Biraz çillendi. Geçen sene bunu buraya kaldırdım. Hepsini sıra halinde. O zaman taş döşeli değildi. Taşla da kenarlarını yaptırdık. İki senede babam attı kendine. Bu sene de bu asmayı yaptık. Üzerine attık. Böyle bir asma var. Kalem çıkmış. Ben Hatay'a gittikten gilli tavuklarıma hastalık gelmiş. Yerden çoğu öldü. 30 tane friğim vardı. Bu sene kendim çıkartmıştım. 15-15 tavuk yatırmıştım. Birini eşim yatırdı. Tam 15 tane çıktı civciv. 15 yumurta koydum. Birinde ben kendim yatırdım. 15 koydum. 10 tane çıktı. Böyle böyle olmuşlardı. Hatta beyaz olan. Göster kızım. Şu beyaz olan, küçükleri beyaz olan devamı. Bir de şapkalı var. Hanım bak şu. Beyaz şapkalı, şu siyah şapkalı. Onlar da ilk cücüklerimiz ama hastalık geldi. Hepsi ben Hatay'dayken bayağı 20-25 tanesi telef oldu. Bunlar kaldı. Bu kalanlar. Bu ördeğe de görümcem yollamış. Görümcemin ördekleri vardı. Su yakınında, o suyun yanında oturuyor. O da bir tek olarak var. İnşallah yazın görürsünüz. Yeşerdiğinde de. Tay yukarı kümesi üzerinde. Birisi de tellerin üzerine dırmandı. İnşallah bu yazın bunları da asma yapacağım ben. Çünkü bunlar demek ki bu çubuklar asma çubuğuymuş. Burası da sandalyelerimiz. Yukarı balkonun sandalyeleri, aşağı balkonun sandalyeleri. Kışın böyle topluyorum. Balkonun altına koyuyorum. Bunun çok güzel üzümü var. Çekirdeksiz üzüm. Üzümü. Yaprağı çok güzel. Asması. Şunlar hep kurudu zaten. Onlar çiçek. Onlar kurudu da ben temizlemiyorum. Niye temizlemiyorum diye sorarsanız dostlar tekrar çatlıyor dibinden. Çuval da elimden İsmail oynuyor diye uçmuş. Burası da bahçem. Meyvem çok. İnşallah yazın görürsünüz. Bu tarafa böyle meline domates, biber, patlıcan ekiyorum. Aşağı tarafa da karpuz, kavun ekiyorum bu dalların arasına. Dallarım budur elma olduğu için çok saçaklı değil, büyük değil. O yüzden zararı yok bahçeme. Böyle. Aşağıda temizle. Göster bizim bu aşağı inşaat halindeyken yapıldı. Yarısı odunluk, yarısında turşumu, soğanım. Özel şeylerimi buldum. Bu elmalar, ayvalar bahçemizin mahsulleri. Thank you.
kanepelerin dalların altının yazın dalların altında oturduğumuz için masa filan kışın yağmurdan kardan korusun diye. Buradakiler tahtalarım, ekmek tahtalarım. Üst üstüne kaydım. Dur anne benim için. Şöyle. Merdaneler, oklağalar. Bunlar altımızda oturduğumuz çullar. Bazlama yaparken, ekmek yaparken üzerine oturuyoruz. Bunlar hırdavat işleri. Bunlarla elmalar işiyoruz. Bu da sarımsak poşetimiz. Onda yazın semaverimiz, balkon sefası eşimin. Bunlar da saçmalarım. Tandırı tutuşturuveriyoruz. Bunlar gazellerim, değerli dostlarım. Bahçemin ağaçlarının yaprakları. Süpürdüm telizlere, çuvallara ta sonbaharım bastım. Tandırlığım, karalım, saçmam, kulayağına şey olmasın. Ha, burası da tandırım. Dur geniş alayım. Geniş al istersen abi. Böyle değerli dostlarım. Yufamızı yapıyoruz, bazlama, çörek, börek. Yazın yaparız inşallah. Beraber tek gelirseniz yeriz. Işığımız da var. Bazen geceye kaldığımız zaman, yufa yaptığımız zaman, yani baştan elektriğini de çektirdim ben buranın. Gel anne. Kapatalım da rüzgar çoğaldı, toz giriyor. Burada İsmail baksana. Oyun oynamış. İsmail burada oyun oynadı. Değerli dostlarım, bunlar da bahçemin mahsulleri. Bu yukarının kapısının tili. Burası böyle. Haydi evim. Ekmeğim. Değerli dostlarım, burası benim gayet evim. Anne şöyle gel, rüzgar şey, güneş vuruyor. Bu yastıklarım benim halam vardı. Ben onun yanında büyüdüm. Onun çocuğu olmuyordu. Beni küçükken onun yanında kaldım. Onun yanında büyüdüm. O vefat ettikten sonra ölmeden önce söylemiş işte biraz şeylerimi benim kızıma verin diye. Bunlar yastıklarım. Onlardan halamın yastıkları. Biz hala deriz. Babamın kız kardeşi ama ben aba derim ona. Aba olaraktan büyüttü beni. Benim annemdi. Annemden de. Yani kendi öz annem anca o kadar olur. Kendi öz annem. Canım ciğerim. Burası haytemim. Orada işte kovalarda kışlık şeylerim var. Okağımızlarım, menemenliğimiz, soslarımız, reçellerimizi yaptıydık. Ondan çıkanları da orayı kayıp kovaya biriktiriyorum. Bunlar yemek yapma tencerelerimiz. Açlığımız, bulgurumuz. Böyle çoğu yukarıda zaten. Üzerine de bu kalanları bura. Bu dik frizimi bura indirdim ben. Değerli dostlarım. Açılır mı? Açılır. Bu tencereme ben yufkayı suluyorum. Benim mutfakla oturma odam bir ya, sıcak olduğu için mutfakta çabuk bozulmaması için yufkayı toplayıp bu büyüklerine koyuyorum. Buradan üçer dörde, üçer dörde bittikçe götürüyorum. Bunlar sinirlerim, tahta sinirlerim, öbür sinirlerim, leğenlerim. Burasında böyle bir küçük kaplım vardı, öyle çaktım. Yukarıdan yaz günü burada tarlada çalışırken yukarıdan pek bir şey getirmiyorum. Çoğu tabak benim halamın bana verdiği tabaklar. Mefat ettikten gibi ben getirdim bunları. Bu benim halamın sürekli yemek yediği bir tabağı. Eskilerin tabağı. Kaç yıl oldu anne öleli? Bayağı oldu değil mi? 6 falan oldu. Nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Anlatamam yani. Onun değerini anlatamam. Çok değerli bir halamdı. Bunlar salçalarım. Buradan götürüp gidiyorum. Şimdi ben ekmek sulayacağım. Beraber bir sulayalım. Yufkayı sulayalım. Değerli izleyicilerim. Batırmadan. Yoksa kulya kızar. Batırdım diye.
şu kaplığımızı da göster. Yukarıdan ağrı. O küçük bir kaplıktı. Orayı çaktım. Yazın bir de küçüktü. Sevgili dostlarım, burada çay falan pişiriyorum. İçiyorum. Düğünümde falan hep burası kaldırdı beni. Bu tandırlığımın orada canavarlarla pişirdik. Tüpe büyük şeyler taktım. Yan tarafta tandırlığımın olduğu yerde yemekleri pişirdik. Bahçemin uzunlamalarına masa sandalye kiraladık. Bu ön taraf tamamen masa sandalyeydi. Sürekli servisleri masada sandalyeye yaptık. Burada da bütün ihtiyaçlarımız, köftemiz, yemeklerimiz, çeşitimiz çok olduğu için tamamen burada hazırlığını yaptık. Eve hiç çıkılmadı. Evimiz çok fazla batmadı. Batsın. Düğünün bir sefer olur da. Bismillahirrahmanirrahim. Yufkam da çok güzel oldu. Herkesin emeğine sağlık. Böyle çokça sularım ben. O leğenime de korum. Leğenime. Bittik canım. İkişer üçer, ikişer üçer çocuklar götürür. Böyle de sularım. Değerli izleyicilerim. Buraya indirdim. Önceden böyle işlerimi yufkamı değil de yufkamı yukarı koyuyordum. Burayı yaptırmadan bu az önce Fulya'nın gösterdiği yere koyuyordum. Ufamı, refiyamı, o kalitemi kullanıyordum. Orada çok temiz olmadığı için yufkamı, unumu yukarı koyuyordum. Aşağıya yukarı koyuyordum. Yukarı inşaat iken bir hayli yukarı ekmeğimi falan yukarı kaydım. Sonra burayı yaptırdık. Allah razı olsun oğlumdan. Dünya durdukça dursun. Buraları bana oğlum yaptırdı. Durmuşum. Anne olmuyor evin içinde dedi. Duvarımı çektirdi. Hayatımı kilitli taş döşetti. Rabbim Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım, herkese benim yavrum gibi yavru bilsin. Bir tane oğlum var ama hepsine bedel. Her şeyini yaptırır. Çok evcil. Kendisi yok ama neyin ne yapılacağını bilir. Bugün de nasıl soğuk. Sabah bir güneşliydi, sonra bozdu. Rüzgar hafifti. Böyle işte izleyicileri. Yufka böyle sulanır. Yufkam da pek güzel oldu bu sene. Allah razı olsun Ümüş'ümden, Tuğba'ndan. Nadiye yengem çok güzel pişirdi. Bundan sonra pişireceğim. Allah izin verirse ömrümün sonuna kadar, yettiği yere kadar Nadiye yengeme pişireceğim. Çok güzel ekmeğim oldu. Çok güzel pişirdi. Ben kendim yaptım. Özlem ısımım yaptı. O da çok güzel yufka yapıyor. Tuğba, Eltim açtı. Ümüş açtı. 4 tahta ittik. Nadiye yengem pişirdi. Fulyam da çayımızı pişirdi. Beyza yengen de vardı o zaman değil mi? Hı hı. Beyza gelinim de vardı. Ekmeğim az yapmıştım ben. Sağdaki gibi kalktık 5 desteydi. Ama ekmeğim çok güzel oldu. Birden bitti. İki gibi kalktıydık. İnşallah artık YouTube'umuz var. Kanalımız var. Her şeyimizi size çekeriz. Durumumuz bu. Daha yeniyiz ya. Şöyle de döküyüm. Sulansın. Bu benim şeyim. Sulama leğenim. Şöyle de bunu bırakayım. Şöyle de bunun üzerini örtüyüm. Bu burada dinlendikten sonra o ileğime tamamen şey yapıyorum. Şurada da bir poğaça var. Şu tilde yukarının kapısının tili. Düştüm anne. Dostlarım düşmedi annem. Kış ya. Hı. Yağmur, yağış. Gerek şitmedim. Bu da şu kalan yerine şöyle örtüyüm. Bu burada alıştım. Alıştıktan sonra leğenimizi toplayalım. Tavanı da göster. Örtüydü. Değerli dostlarım böyle
yukarıdan böcük möcük gelmesin diye, inmesin diye böyle şey yaptırdık o sebe. Kenarlarını doldurduk ama yazın tamir olacak. Biraz tamir ihtiyacı var kenarları. Yaşar damadım, yazın inşallah anne ben bir tamir edeyim dedi. Bu kenarlarının hafif sıvanıp kenarlarını kapatacak. Buraya da şey alıp boya neydi onun adı? Ha, bunu boyanan bir şey var, boya. Onunla boya yapacak. Durumumuz bu değerli dostlarım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O kadar iyi insanlar varmış ki, o kadar iyi misiniz ki, o kadar bacıymışsınız, anaymışsınız, dostumuzsunuz ki. Yani ben tahmin bile ne edemeyeceğim seviyeye çıktım şu an. Özellikle Meral Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Kanalımı Meral Hanım açtı. Yani teşekkürümüze o ilgileniyor, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İnsan hiç tanımadığı birisi de insana iyilik yaparmış. Meral Hanım'ın sayesinde kanalım açıldı. Ondan Allah razı olsun. Hepinizden ayrıyeten bütün Türkiye'deki, yurt dışındaki hepinizden Allah razı olsun. Hiç beklemediğim, ummadığım ve bugün kaçıncı günümüz Fulya? Dört. Dördüncü günümüz. Ama yani tahmin edemeyeceğim bir seviyeye çıktım. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Başta Özlem hısımım olmak üzere. Özlem hısımım çok ısrar etti Fulya kızıma. Aşk kızım. Yani biraz da Özlem hısımının sayesinde açıldı kanalım. O ısrar etti. İşte şöyle olur, böyle olur. Aç. Ne var? Ha, benim hayatıma da bir yenilik kattınız. Yani bir görev gibi oluyor. Sabah kalktığımda ne çekeyim, ne yapayım? Düşünmeye başlıyorum. Bir heyecan oluyor. Hiç tanımadığım insanlarla mesela bir bacı gibi, bir kardeş gibi, yani o kadar sohbet ediyor. O kadar güzel yorumlarınız var ki inan yani anlatamam. Belki bayağıdır bu kadar mutlu olmuyordum. Çok mutlu ettiniz beni. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin eline, emeğine, hepinizin ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum. Bazı insanlar karşılık almadan hiç kimseye iyilik yapmaz. Ama onların hepsi tek tek karşılıksız yapıyor o yorumları. Yani hiç tanımadığınız birisini bu kadar güzel yorumlarınız beni ihya ettiniz. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Ayrı ayrı öpüyorum. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Allah razı olsun. Ben buyum. Yüzüm, kalbim neyse dilim o. Dilim neyse kalbim o. Hiç başka ek sevil bulamazsınız. Gerçek ve kişiliğim budur. Asla yanım, sağım, solum yoktur. Ohum aynıdır. Yani değişmeyeceğimi, kendi kişiliğimin kendim olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Artık biz sizinle bir aileyiz. Aile olduk. Seven ve sevmeyenle, kötü eleştiren, eleştirmeyenle. Şu ana kadar hiçbir kötü eleştiri almadım. Sadece bir kişiden aldım. O bir kişi de ısrarla yazıyor. Biz kaldırıyoruz ama ısrarla yazıyor. Gene kaldırıyoruz, ısrarla yazıyor. Ona da çok 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 teşekkür ediyorum. Vardır onun bir bildiği de. Çok kötü konuşmaya da gerek yok. Demek ki o da öyle tatmin oluyor o yazılarıyla. Ona da teşekkür ederim. O da yazıyor. O da demek beni takip ediyor ki yazıyor. Ondan da Allah razı olsun. Sizi seviyorum. Kanalımda kalın. Beni takip edin. İnşallah bir şeyler başarıp size bir şeyler kazandırmaya çalışacağım. Yazın buralar cennet olur. İnşallah yazada ömrüm varsa, yazada çıkarsam çok videolarımız olur. Videolarımızı beraber paylaşırız. Yolunuz düşerse Demirci Kasabası'na geçerken bile ne Ayhan Tunç kim dediğiniz zaman bu kadarından tut, bu kadar bizi tanır. Emin olun ki getirip kapımıza bırakacak kişiler kime çok sorarsanız getirir. Kapım da sonuna kadar açık. Herkes buyursun gelsin. Herkesi de beklerim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden çok çok teşekkür ederim. Demek ki nece insanlar varmış. Sizin sayenizde de sizleri tanımış oldum. Hepinizi seviyorum. Bütün Türkiye'ye, yurt dışına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sevilin dünyasına da kalın. Hoşça kalın.